Kemokan'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün editörler için özel tasarlanmış bir mouse'a bakıyorsunuz. Bu mouse'umuz Asus MD300 ProArt serisi. Bildiğiniz üzere Asus'un ProArt serisi anakartları var, ekran kartları var, monitörleri var. Şimdi ise aslında klavyesi de mevcut ama şu an daha elime gelmedi. Mouse'uyla devam edeceğiz. Bu gördüğünüz ProArt serisinin mouse'u arkadaşlar. Bunun bir düşük modeli MD200'dü. Bu ise MD300 modeli. Dilerseniz MD300'ün isterseniz biraz teknik verilerinden sizlere bahsetmek istiyorum. MD300 ProArt'ın sensörü hakkında kesin bir bilgi olmamasıyla birlikte cam yüzeylerde kusursuz bir şekilde çalıştığını tecrübe ettim. 4200 DPI'ye sahip, switchlerimiz Omron 50 milyon, 1000 Hz raporlama hızına kadar çıkabiliyor. 3 türlü bağlantı seçeneğimiz mevcut. 2.4 wireless, bluetooth ve kablolu şekilde kullanabiliyorsunuz. 150 gün gibi inanılmaz bir kullanım süresine sahip. Benim tecrübe etmediğim bir kısım var arkadaşlar. Bu mouse'la 1 dakikalık şarj ile 3 saat yoğun, 8 saat hafif kullanım sunuyor. Ağırlığı ise sadece 110 gram. Teknik verilerinden bazı özelliklere parmak basmak istiyorum arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi 1000 Hz raporlama hızına sahip olması. Arkadaşlar 1000 Hz raporlama hızına sahip olması ne demek? Editinizi yaptınız ve canınız oyun oynamak istediyse rahat bir şekilde bu mouse'la oyun oynayabilirsiniz. Tabii şöyle bir gerçek de var. Hani bu tarz 100 gramlık bir mouse'da nasıl bir performans sağlarsınız? O kısmını siz bileceksiniz. Bunu neden söylüyorum? Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bildiğiniz üzere Logitech MX'lerde 125 Hz raporlama hızına sahip olduğu için çok oyuna uygun değildi. Asus ProArt'ta ise arkadaşlar böyle bir durum söz konusu değil. Canınız sıkıldı. İsterseniz oyununuzu da bundan sonra oynayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi ise tasarımından biraz sizlere bahsetmek istiyorum. Mouse'umuzun yüzeyi pürüzsüz bir yapıya sahip. Eliniz terliyorsa biraz sorun yaşayabilirsiniz. Doğru söylemek gerekirse üst tarafta 3 tane tuşumuz var. Ortadaki tuşumuzu da herhangi bir şey atayabiliyorsunuz. Scroll tuşumuz her zamanki bildiğiniz gibi ve sağ ve sol tuşumuz mevcut. Sol tarafı çevirdiğimiz zaman asıl olay burada başlıyor arkadaşlar. Hemen burada bir Asus yazısı görüyorsunuz. Bir tane scroll tuşu yatay bir şekilde, bu aşağı yukarı şekilde oynuyor ve isterseniz de basabiliyorsunuz. Burada bu mouse'u özel kılan durum söz konusu. Bir tane yuvarlak bir tekerlek var arkadaşlar. Ve aynı zamanda orta tuşa basabiliyorsunuz. Orta tuşa bastığınız zaman özel atamalar yapabiliyorsunuz. Ve özel atamalar içerisinde de bu tekerlekle seçiminizi yapıp ve ayarlamalar yapıyorsunuz. Zaten bunu ben size ileriki zamanlarda daha çok göstereceğim. Buradaki yapıyı özellikle size göstermek istiyorum arkadaşlar. Burası ince. Keşke böyle bu kadar ince olmasaydı. Biraz rahatsızlık verici doğru söylemek gerekirse. Tam elinize oturması için burada güzel bir kavis yapılmış ve eliniz buraya çok güzel bir şekilde oturuyor arkadaşlar. Tuttuğunuz zaman gerçekten başarılı olmuş burası. Hemen ergonomiden bahsetmişken ön tarafını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi mouse'umuz ergonomi için biraz böyle çapraz tutulmuş durumda. Gerçekten bilek rahatsızlığı yaşayanlar için birebir olmuş. Arka tarafa baktığım zaman ise arkadaşlar mouse dangle saklama yerimiz mevcut. Bence en iyi artılarından bir tanesi. Çünkü bu mouse'u ofisinizde kullanmak istersiniz, yeri gelir evinizde kullanmak istersiniz. Taşımak için güzel bir şey ve aynı zamanda gördüğünüz gibi burası da mıknatıslı. Bluetooth'la bağladığı zaman 3 tane cihaza bağlanabiliyor ve bunların arasında geçişi buradaki tuşla yapabiliyorsunuz. Kablolu bağlantı, Bluetooth bağlantı ve 2.4 GHz bağlantıyı da buradaki tuşlardan ayarlayabiliyorsunuz. Alt taraf böyleydi, sol taraf bu şekil, sağ tarafta ise herhangi bir şey yok. Arkadaşlar tasarımı bu şekildeydi. He, bir de arkada şunu unuttuk. ProArt yazımız burada da mevcut. Yani burası da güzel olmuş diyelim. Şimdi ise arkadaşlar biraz bilgisayarda kullanımını sizlere göstermek istiyorum. Programımıza geldik. Buradan mouse'umuzun standart atamalarını yapabiliyoruz. Asus Deal kısmına geldiğim zaman burada sistem işlemini görüyorsunuz. Mesela burada ses birim kısmı var. Burası Windows'ta kullandığınız bölüm. İster işlev ekleyebilirsiniz buradan. İster bu işlevleri grup haline getirip daha da fazla işlev ekleyebiliyorsunuz. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Yan tuşuma bakın. Hemen şöyle şuradan görün. Yan tuşa bastım. Bir daha bastım, mesela ses birimi bastım, girdi. Bakın tekerleğimi çeviriyorum, azalıyor ya da yükseltiyorum, yükseliyor. Tekerlekle ayar yapayım. Geri gelmek istediğim zaman bir daha tuşa bastığım zaman geri geliyor arkadaşlar. Girmek istediğim zaman basıyorum, çıkmak istediğim zaman tekrar basıyorum. Bıraktığınız zaman otomatik olarak kapanıyor. Tekrar açmak istediğim zaman yine orta tuşa basmak zorundayım ve
Bunu isterseniz taşıyabiliyorsunuz ekranda. Ya da hiç basmak istemiyorsanız, kapansın göstereyim, kapandı. Direkt olarak tekerleği çevirdiğiniz zaman bakın kendi kendine bu sistemi aktive ediyor. Şimdi gelin bir de Premiere Pro'da size göstermek istiyorum. Premiere Pro'yu açtığınız anda arkadaşlar bakın tıkladım. Gördüğünüz gibi farklı gruplar meydana geldi. Bu farklı gruplar arasında geçiş yapabiliyorum. Mesela grup. Gruba girdim. Grubun içerisinden de farklı yerlere girip yapabiliyorum. Buradan geri çıkabiliyorum. Her seferinde sadece tekerleği kullanıyorum. Bence bu kolaylık sağlıyor. Premiere Pro ayarlarını nereden yapıyorum? Bakın buradan Premiere Pro'yu seçtiğiniz zaman burada istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Grup içinde bakın ben 3 tane şeyi tercih etmişim. Bu Premiere Pro, Lightroom, After Effects gibi şeylerde Photoshop'ta da yapabiliyorsunuz. İşlem eklediğiniz zaman şöyle bakın arkadaşlar. Bir dünya işlevi var. Yani canınız ne istiyorsa gelip onu koyabiliyorsunuz. Bu yüzden dedim ki bu 4 tane programı aldığınız zaman gerçekten mükemmel bir performans sergileyeceksiniz. Umut ediyorum ben. Şöyle tercih ayarlarına geldiğimiz zaman bu hani ben basıyorum şöyle işte seçimde bakın biraz yavaşlık oldu algılaması. Siz bunu hızlandırabilirsiniz. Ben genelde bu kısmı seviyorum biraz böyle ya da şurada bırakalım. Bastığım zaman gelsin ve biraz bekleyelim. Bakın tık tık buradaki hız çok hızlı oldu. Biraz bunu yavaşlatalım. Ben bu hızı seviyorum ya bu ideal bence. İşte tıkladık ve algılasın. Algıladıktan sonra işlediğiniz herhangi bir şeyi seçebilirsiniz. Benim biraz kasama uzak olduğu için biraz geç algılıyor. Bu biraz daha hızlı diyebilirim sizlere. Buradan performans kısmına geldiği zaman 1000 Hz raporlama hızını görüyorsunuz. 4200 dpi ayarına. Burada diğer ayarları yapabiliyorsunuz. Güç kısmına geldiğimiz zaman bu şekil. Maalesef bitiremediğim için bu videoyu artık çekmek istedim. %50'ye geldik. Yani bitmiyor. iGUT yazılımında buradan güncellemeleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Tasarımına ilave olarak arkadaşlar bence bu mouse'da shape'e de çok dikkat etmelisiniz. Nedeni ise hemen şöyle göstermek istiyorum. Bu mouse gerçekten mini bir mouse arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Şu an Logitech MX3'e bakıyorsunuz. Şöyle yanını çevireyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle hemen tutalım. Yani Logitech MX baya baya büyük bir mouse arkadaşlar. Şöyle ön tarafını çevireyim. Hemen yan tarafını da şöyle bir çevireyim. Arkadan da bir görün isterseniz. Logitech MX çok büyük bir mouse'ken MD300 Pro Art ise gerçekten çok küçük bir mouse arkadaşlar. Yani normal mouse'larla şöyle karşılaştırayım. Mesela bu elimdeki Zopin Z1 Pro arkadaşlar. Bakın şöyle bir ölçüsüne. Neredeyse aynı desek yalan olmayacak. Hemen şöyle yanını çevireyim görün. Yani bunun bir ergo mouse olduğunu düşünün arkadaşlar. Şöyle boyutsal olarak karşılaştırın. Ne kadar çok mini bir mouse olduğunu görün. Büyük eller bu mouse'la gerçekten rahat edemeyebilir arkadaşlar. Parmağınızın tam şu oyuk kısmına oturması gerekiyor. İleride kalsa rahatsızlık verecek. Geride kalsa rahatsızlık verecek. Tam şurada güzel bir oyuk yapılmış. Ve buraya parmağınız düzgün bir şekilde oturması lazım ki mouse'u tam anlamıyla kullanabilin arkadaşlar. Bu yüzden çok fazla büyük olduğu zaman ya da kısa olduğu zaman elinize uymayacaktır. Benim elim 18 santime 9 santim genişliğe sahip ve bu mouse'u rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Ama bundan daha büyük olanlarda sorun yaşayabilirler. Ya da çok kısa olanlarda 16 santim gibi küçük olanlarda sorun yaşayabilir düşüncesindeyim ben. Bu mouse hakkında diğer bir dikkat edilmesi gereken şey arkadaşlar sert plastikten oluşması. Yani şunu hemen burada yine Logitech'i kıyaslayacağım ama Logitech'in buraları arkadaşlar bir tık böyle yumuşakımsı sert bir plastik değil. Ama Asus MD300 Pro Art'ın ise arkadaşlar bildiğiniz her tarafı sert bir plastik. Yani MX kullanan birisi olarak söylüyorum buna geçtiğim zaman biraz sertlik benim canımı acıttı. Özellikle parmak kısımlarını şurayı kullanacağım zamanlar ya da tutuşumda ya alışamadım diyeyim. Ya da sert olduğu için biraz böyle şahsen elimi acıtıyor arkadaşlar. Bunu da buradan söylemeden geçmeyeyim. Ağırlık kısmında ise pek diyebileceğim bir şey yok. Yani şöyle mouse'u tuttuğum zaman evet biraz dengesizlik var hissiyatı veriyor. Yani özellikle arka tarafa doğru mouse'un bir meyli var. Ve şöyle skates kısmını gösterdiğim zaman gördüğünüz gibi bu tarafa skates konulmamış. Bence bu da kötü bir şey. Yani sanki böyle bir dengesizlik varmış hissiyatı bana verdi mouse. Ama çok değil. Yani böyle aşırı hissedebileceğiniz durum söz konusu değil. Özellikle alıştığınız zaman bence uzun bir süre sonra hiç fark etmeyeceğiniz diyebilirim. Ama ilk başta elime aldığım zaman bunun bir farklılığını hissettim ben. Dial tuşuna gelecek olursak arkadaşlar. Dial tuşu 4 tane program destekliyor. Bunlardan bir tanesi Photoshop, After Effects, Lightroom ve Premiere Pro. Eğer bu 4 programı kullanmıyorsanız bu mouse sizin için uygun olmadığını direkt olarak anlayabilirsiniz. Çünkü Dial tuşu neredeyse sadece bu 4 program için kullanılmış. He bu arada Windows'ta da kullanamıyor musunuz? Evet tabii ki de Windows'ta bazı işte ses açma, kapama, programlar arası geçiş, açtığınız pencereler arasında geçiş gibi özellikler de atayabiliyorsunuz. Ama
Editör olarak düşündüğümüz zaman ise bu 4 program bana göre az. Diğer hatta ücretsiz programlar, mesela Canva gibi, bir tane daha vardı ismini unuttum. Onun gibi programlarda genellikle işlevsiz kalıyor. Genellikle değil, kesinlikle işlevsiz kalıyor. Hatta kullanamıyorsunuz. Bu yüzden bu 4 programı kullanmıyorsanız bu mouse'u pek almanızı size önermem. Evet arkadaşlar, bu mouse hakkında benim anlatacaklarım bu kadar. Beni buraya kadar dinleyen herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Destek veren herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ediyorsunuz bu arada. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.